Birinci sınıf Türkçe dersi okuduğunu anlama etkinliklerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, bir metnimiz var. Bu metne göre 5 tane soruyu cevaplamamız isteniyor bizden. Sorulara güzel cevap vermemiz gerekiyor. Tek kelimeden ziyade cümle kurarak cevap vermemiz gerekiyor bu tarz etkinliklerde. Ve sorulara doğru cevap verebilmek için önümüzdeki metni bir defa, iki defa yani anlayarak okumamız gerekiyor. Öküz olmak isteyen kurbağa. Kurbağanın biri bir gün dere kenarına gelmiş. Keyifle çevresine bakınmaya başlamış. Tam o sırada çayırda otlayan öküzü görmüş. Öküzün büyüklüğüne hayran olmuş kendi kendine. Ben de bu öküz gibi olabilirim demiş. O zaman herkes benim büyüklüğüme hayran olur. Bunun üzerine kurbağa kendini şişirmeye başlamış. Şiştikçe şişmiş, şiştikçe şişmiş. Biraz daha, biraz daha derken çat diye çatlayıvermiş. Evet, metne göre hemen ilk sorumuzu cevaplayalım. Kurbağa nereye gelmiş? Bakın, kurbağanın biri önce buradan bul, daha sonra cevabını verebilirsin. Kurbağanın biri bir gün nereye geliyor? Dere kenarına gelmiş. Bakın, dere kenarı diyor, değil mi? Şimdi burada dereye demeyeceksin bir kelime veya dere kenarına demeyeceksin. Onunla ilgili kurallı, anlamlı bir güzel bir cümle kurmanı istiyor senden. Evet, kurbağa sonuçta dere kenarına geliyor. Yani dere kenarına dersen evet doğru cevap vermiş olursun ama Türkçe dersindesin. Dere kenarına diye bir cümle yok. Buraya bir cümle yazmanı istiyor öğretmenin senden. Cümlemizin ilk başı büyük, sonuna da uygun noktalama işaretini koydum ve cevabını da içinde yazdım. Kurbağa dere kenarına gelmiş. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz kurbağa çayırda ne görmüş diyor. Bakalım hemen. Tam o sırada çayırda otlayan öküzü görmüş. Gördünüz mü? Önce buradan bul, ondan sonra bununla ilgili güzel bir cümleni kur. Öküz dersen olmaz sadece. Öküzü görmüş dersen olmaz. Güzel bir cümle kurabilirsin. Cümleni oluştururken soru içerisindeki kelimelerden de yararlanabilirsin. Soru nedir burada? Kurbağa çayırda ne görmüş? Soru olan kelime ne görmüş? Burada neyi kaldırıp onun yerine cevabı yazacağım. Kurbağaya aynen yaz. Çayırda ya da yazıyorum. Görmüş kelimesini de yazıyorum. Ne görmüş? Öküzü görmüş. Onun yerine de öküzü getirip kurbağa çayırda öküzü görmüş dersen öğretmenin daha çok hoşuna gideceğini unutma. Metne göre bir diğer sorumuz. Öküz ne yapıyormuş diyor. Bakın, keyifle çevresine bakınmaya başlamış. Tam o sırada çayırda otlayan öküzü görmüş. Öküz ne yapıyormuş o sırada? Çayırda otluyormuş. Bununla ilgili güzel bir cevap cümlesi. Öküz çayırda otluyormuş dersen güzel bir şekilde cevabını vermiş olursun. 4 numaralı sorumuz. Kurbağa öküze benzemek isterken ne olmuş? Kurbağa öküze benzemek için kendini şişiriyor. Ondan sonra çat diye çatlayıveriyor, değil mi? Patlıyor yani. Bununla ilgili bir cümlemiz. Kurbağa öküze benzemek isterken çatlıyor der. Güzel bir cümleyle bu soruya cevap vermiş olursun. Bir diğer sorumuz. Kurbağa kime benzemek için kendini şişirmiş diyor. Tam o sırada çayırda otlayan öküzü görüyor. Öküzün büyüklüğüne hayran oluyor ve kendi kendine ben de öküz olabilirim diyor. Demek ki kendini şişiriyor. Niçin? Öküze benzemek için. Sevgili öğrencilerim, bu soru için iki tane cevap yazdım. İkisi de doğru aslında. Acaba sen hangisini tercih edersin? Kurbağa kime benzemek için kendini şişirmiş? Öküze. Cevap. İkinci cevabım. Kurbağa öküze benzemek için kendini şişirmiş. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Hangisi daha çok hoşuna gitti? O cevabı verebilirsin. Bir diğer okuma metnine geçiyoruz. Eşek metnimizi anlayarak okumaya çalışalım. Yabani bir eşek kırlarda başıboş dolaşıyormuş. Bir evin önüne gelmiş. Orada ağaca bağlanmış başka bir eşek görmüş. Bu eşek evcilmiş. Bizim eşek ne kadar talihsizim. Senin gibi olmak için neler vermezdim demiş. Birkaç gün sonra iki eşek kırlarda karşılaşmış. Evcil eşeğin sırtında ağır bir yük varmış. Sahibi de elinde sopayla ona vurup duruyormuş.
Bunu gören bizim yabani eşek çok üzülmüş ve sözünü geri almış. Böyle yaşamaktansa aç kalırım demiş. Parçaya göre soruları yanıtlamaya çalışalım. Birinci sorumuz: Kim kırlarda başıboş dolaşıyormuş? Yabani bir eşek kırlarda başıboş dolaşıyormuş. Önce buradan bulalım, tamam mı? Daha sonra bununla ilgili cevabımızı yazalım. Hani burada tek kelimelik cümlenizi yazmayın sevgili öğrenciler. Kim kırlarda başıboş dolaşıyormuş? Eşek. Bak, ben bu soruyla ilgili iki tane cevap yazdım. Birincisi burada, ikincisi burada. Sen karar ver, hangisi daha güzel acaba? Sorumuzu soruyorum. Kim kırlarda başıboş dolaşıyormuş? Şunu da peşin söyleyeyim. İkisi de doğru. Birincisini eşek diyorsun, bitiriyorsun. Diğerinde yabani bir eşek kırlarda başıboş dolaşıyormuş dersen bence daha iyi bir cevap vermiş olursun. Yani ben bu soruya cevap verecekken iki numaralı cevabı tercih etmem gerekiyor. Bu parçaya göre ikinci sorum: Yabani eşek kimi görmüş? Bir evin önüne gelmiş, orada ağaca bağlanmış, bağlanan başka bir eşek görmüş. Ve bu eşek de evcilmiş diyor. Yani insanların beslediği bir hayvanmış diyor. Yabani eşek kimi görüyor? Evcil eşeği görüyor. Bununla ilgili bir cümle. Şimdi burada kimi kelimesi burada soruyu sağlıyor, değil mi? Diğerlerini aynen yazabilirsin. Yabani eşeği yazdım. Kimi görüyor? Evcil eşeği görüyor. Birinci yabani eşek yazıldı. Kimi görüyormuş? Evcil eşeği görüyormuş. Onu da yazdım. Yabani eşek evcil eşeği görmüş demem, değil mi? Görüyor dersem daha güzel bir cümle oluşturmuş olurum. Bir diğer sorumuz: Evcil eşeğin sırtından ne varmış diyor. Hemen parça içerisinden bulalım. Birkaç gün sonra iki eşek kırlarda karşılaşmış. Evcil eşeğin sırtında ağır bir yük varmış. Bununla ilgili bir cevap. Evcil eşeğin sırtında ağır bir yük varmış dersen güzel, anlamlı bir cümle kurmuş olursun. Bir diğer sorumda: Sahibi eşeğe ne yapıyormuş diyor. Hemen parçadan bulalım. Sahibi de elinde sopayla ona vurup duruyormuş. Bununla ilgili bir cevap. Sahibi eşeğe sopayla vuruyormuş dersen güzel bir cümle kurmuş olursun.